Yani nereden geldi aklıma bilmiyorum ki. Hadi geldi. Niye benim listemden bakıyoruz kıza, değil mi? Ya ben de onu diyecektim. Yani açmasaydın keşke profilini. Ne bileyim oğlum, her şey çok hızlı oldu, gaza geldim. Hayır, adının eski kız arkadaşım olduğunu söylesem yandım. Amirle kıskançma o kadar ya. Değil de işte, yani kadın sonuçta soracak şimdi. Nereden tanışıyorsunuz, ne zaman tanıştınız? Ne kadar çıktınız, çok mu sevdin, az mı sevdin? Benden daha mı güzel, ayakkabı numarası kaç, bilmem ne falan. Soru bitmiyor yani. Ne yapacaksın peki? Hiç bilmiyorum. Zaten aradım, ulaşamadım dedim Almine'ye. Hani kız da bir manyak. Vaktiyle nasıl kurtulacağımı bilemedim. O yüzden hayatta uğraşamam vallahi. Silseydin ya arkadaşı senden. Sileyim de ondan sonra kapıma da yansın. Sen beni niye sildin? Zaten gönderilerimi kilitledim. Hakkımda bir haber alamıyor. Ama neyse, yıllardır da bulaşmıyor çok şükür. Özgür. Ada. Ada. Can. Can. Ada. Ada! Nereden buldun sen beni? Bulurum ben. Ne oldu, sevinmedin mi beni gördüğüne? Ya bak, bizim hiç vaktimiz yok. O yüzden sana vakit ayıramayacağım. Tatlım, sen bana yıllardır vakit ayırmıyorsun ki zaten. Arıyorum, açmıyorsun. Mesaj gönderiyorum, cevap yazmıyorsun. Çiçek gönderiyorum, adresime iade ediyorsun. Bütün bunlar sana bir şey ifade ediyor, değil mi? Tabii tabii, etmez mi? Uygun zamanı yakalayamıyordum bir türlü. Ama bundan sonra daha dikkatli davranacağım. Bir şey diyeceğim. Bu manyak ya, hakikaten manyakmış bu. Ben sana dedim değil mi? Oğlum beni internetten soğuttu bir ara. Bir mekana gidiyorum, yemek yiyorum. Buradayım diye yazıyorum. Tak, iki dakika sonra karşıma sandı. Bir kere de spora yazıldı. İki gün sonra geldi yazıldı. Koşu bandındayım, kafayı bir kaldırdım. Bana doğru kaşıyor. Aman dedim, ne oluyor? Tatlım, bana bir kahve yapar mısın? Az sütlü, şekersiz. Vallahi ben olsam yapıyorum çünkü bu tarz tiplerin sağ solu belli olmaz. Vallahi kesi verir boğazımda. Neyse dur, şimdi bana bırak, ben halledeceğim. Ada, biz burayı yeni açtık. Mutfak boş. O yüzden burada içecek, yiyecek falan hiçbir şey yok. Şunlar falan hep dekor yani. Dışarıdan söyleyelim o zaman. Yok mu buralarda bir çay ocağı falan? Ya buralar... Allah! Yandım ben! Aşkım canım, bir tanem, her şeyim. Hadi gel sahile inelim. Ay zaten yürüyerek geldim. Bir beş dakika oturayım da su içeyim. Ben sana yoldan su alırım. Ay canım, çekil, iki dakika oturayım ben. Ha, içerisi çok şey. Ne? Nemli, yeşil yeşil her yer. Pis pis kokuyor, boş ver. Ay yok artık, daha neler. Çekil bakayım ya. Ya girme. Çek, azıcık. Gel. Kim gelmiş? Vallahi gelmiş, ada gelmiş. Sen mi çağırdın adayı? Ay tabii ki ben çağırdım. Kim çağıracak başka? Baktım bu işi senin becereceğin yok. Ayme dedim. Kendi işini kendin hallederim. Çekil, bir merhaba diyeyim kıza canım. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için. Ne demek? Hem ben çok severim yeni arkadaşlar edinmeyi. Yeni arkadaşlar edinirken eskilerinden de vazgeçelim değil mi? İşi mi dedin? Ay çok güzel dedim. Aferin ada arkadaşımıza. Ben çıkıyorum, biraz işim var. Size kolay gelsin. Sağ ol, görüşürüz. Kolay saçına gelsin. Tabii sen şimdi merak ediyorsundur, yani bayram değil, seyran değil. Bu kız beni geldi niye öptü, ben olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm ama... ben şahsen çok ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. Mesela yoga yaparken bir sürü fotoğrafın vardı. Siz Özgür'le ne zaman tanıştınız? Bilmem, bayağı oldu. Nereden baksan 3-5. Saat. Yok artık. Ya biz öyle çok tanışıyoruz sayılmaz zaten. Bir iki defa arkadaş ortamında bir araya geldik. O da çok kalabalık bir arkadaş ortamı değil mi ada arkadaşım? Onlar da zaten böyle seviyeli sohbetlerdi. Politik, edebi falan. Bilmem, öyle miydi? Öyle öyle. Eli de elime değmemiştir yani. Şu zamana kadar da bir konuşmamız, sohbetimiz de olmadı. Son derece ahlaklı, sevgi dolu bir arkadaşlıktı bizimkisi. Öyle yani aşkımcığım. Ne yapıyorsun acaba? Sevgilime sarılıyorum. Şimdi değil, sonra sarılsan olmuyor mu? Bir şey konuşuyoruz şurada. Böyle konuş. Sıkıştım. Ben hemen geliyorum. Çayın açıktı değil mi? Evet canım. Hayırlı olsun, sevgili yapmışsın. Olur, bir arıza çıkarma bak. Hiç öyle bir niyetim yok ki benim. Hiç öyle durmuyor ama. Yalnız kader bizi bir araya getirdi, o ayrı tabii. Ya kader falan bizi bir araya getirmedi, Almi'yle getirdi. O kız hiç sana göre değil bu arada. İki güne sıkılırsın sen ondan. Hiç de bile.
Aymina benim hayatımın aşkı, tamam mı? Nefes alıyorsan da tek sebebi o. Canım aşkım benim. Bir tanem, sen aynı lafları 2 yıl önce bana da söylüyordun. Bu kadar çabuk unutmuş olamazsın beni. O yüzden mi telefonlarını açmıyorum? Mesajlarına da cevap vermiyorum. Gurur yaptın tabii. Allah'ım delireceğim. Vallahi. Delirme bir tanem, delirme. Delirecek ne var? Selam. Aa, hoş geldin. Ne haber? İyi. Ne haber? Merhaba. Merhaba, Ada ben. Merhaba, Önder ben de. Memnun oldum. Ben de. Önder benim işten arkadaşım. Kendisi yoga hocasıdır. Ada da bir arkadaşımız. Öyle mi? Tekrar memnun oldum. Ben de tekrar memnun oldum. Memnun olmuş. Çay var mı? Sen de mi bu tarafta oturuyorsun Ada? Yakın sayılırım. Caddebostan tarafındayım. Bizim oralarda da çok iyi yoga kursları var bu arada. Bilirim ya. Eskiden küçük bir yer vardı sahil tarafında. Belki bilirsin, şeyin orada da. Çocuk kütüphanesinin orada. Biliyorum. Biz bir böreğe bakıp gelelim. Siz devam edin. Börek mi? Evet, ben fırına börek koymuştum da altı yanmasın. Sen yaptın mı? Çok yakışmadılar mı ama birbirlerine? Yok. Nasıl yok işte, deminden beri konuşuyorlar, görmüyor musun? Bak buraya yazıyorum, bu iş oldu bitti. Ben sana söyleyeyim. Olması mesele değil de sonrası mesele. Bir keresinde mesajla terk edildim ben. Yok artık, şaka yapıyorsun. Senden sıkıldım, bir daha beni arama yazıyordu mesajda. Yuh öküz, öküz. Aa öküz dedim ya, çok özür dilerim. De, öküz de, manda de. Vallahi süper. Ya ama sen hiç olmazsa bir ara bir şeyler yaşamışsın. Yani bir de sevip de kavuşamayanlar var. Doğru, çok haklısın. Onu da yaşadım. Gerçekten mi? Ya o zaman sen beni çok iyi anlarsın. Mesela böyle içinde bir şeyler tutarsın, söylemek istersin ama söyleyemezsin. Üf, konuşmak istiyorsun ama konuşamıyorsun. Çeken bilir. Aynen ya, biz çok iyi anlaşacağız seninle. Ay, vallahi çok iyi anlaştı bunlar. Çok iyi bir işe vesile olduk. Aferin bize. Sen şimdi yatak odanda böyle 50 baltalı sapık bir katil görünce bakalım aynı şekilde düşünecek misin? O nereden çıktı? Ya hiç işte. Başta hep böyle şirin şeker görünür bunlar. Ama ondan sonrasında görürsün sapık seri katili. Yok artık, daha neler. Nereye? Arkadaşlar biz adayla dışarı çıkıyoruz. Bir şeyler içeceğiz. Belki siz de gelmek istersiniz. Yok, bizim çok işimiz var değil mi? Çok fazla işimiz var. Siz eğlenmenize bakın. Görüşürüz o zaman. Tabii tabii, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gerçekten çok iyi bir iş yaptım. Ben hiç öyle sanmıyorum. Sen niye bu kadar karşısın bu ilişkiye? Hayır, bildiğin bir şey varsa söyle. Yok ya, ne bileceğim? Hiçbir şey bilmiyorum ben.